Girebilir miyim? Ah, gel Behlül'cüm. Oo. Hoş geldin. Ne haber? İyidir. Firdevs Hanım'ın emrindeyim. Buyurun hanımefendi. Estağfurullah. Spora başlamam lazım Behlül. Acil. Sen gittiğin salondan memnun musun? Vallahi sizce? Bu kadar özgüven beni öldürecek. O zaman yarından itibaren beraber gidiyoruz spora. Büyük bir zevkle. Hemen bugün isminizi yazdırıyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Huzurdan çekiliyorum. Behlül. Dün geceden sonra konuşamadık. Gecenin detaylarını alacağım sonra senden. Dudaklarım mühürlü. Aa. Ya bu evde Behlül olmasa vallahi bir saniye çekilmez. Evin havasını değiştiriyor. İşe de yarıyor, aferin. Problem çocuk Behlül görmeyeli problem çözücü olmuş. Bihter'in bile ona karşı tavrı değişti ya. En çok ona şaşırıyorum. Geldiler. Yavaş. Gel şunu. Behlül Bey. Behlül Bey buyurun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın. 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 Nereye? Okula tabii. Nereye olacak? İnanmayacaksınız ama gerçekten okula. Hadi bakalım. Heykel yukarıda. Aa, hadi bay bay. Görüşürüz. Allah zihin açıklığı versin. Amca. Dün geceden beri huzursuzum. Bir an önce seninle konuşmak istedim ama fırsat olmadı. Ne oldu? Benim senden bir kez daha özür dilemem lazım. Bihter konusunda. Nedir? Daha önce söylediklerim için çok özür dilerim. Hatırlamak bile istemiyorum ama evliliğinizin aceleye gelmesi konusunda şüphelerim olduğunu söylemiştim. Bihter'e çok büyük haksızlık etmişim. O seni çok seviyor. Dün gece çok üzgündü. Onu kaybetmek istemiyorum diye ağlarken çok samimiydi. Bihter'e karşı ön yargılıydım. Ama şimdi öyle utanıyorum ki. Sevindim. Sen de iyi ki gitmedin Azerbaycan'a. Ben ah keşke amcam Bihter'in söylediklerini duysa derken bir anda çıktın ortaya var ya. Üstümden büyük büyük kalktı. Benim de sorma. Yok yere uzayacaktı mesele. Düzeldiğinize çok sevindim. Çok teşekkür ederim Behlül. Bihter'in yanında olduğun için teşekkür ederim. Ne yaptım ki? Sadece şoförlüğünü yaptırdı bana. Gece vakti mezarlıkta tırsa tırsa. Aman neyse. Aranızda hiç mesele kalmadığına çok sevindim. Ya ben? İyidir, iyidir. Arada böyle yükselmeler olursa evliliğin ateşi hep canlı kalır. Evlilik koçu Firdevs Hanım, taktik 17. Şimdi güzel bir de hediye bekle Adnan Bey'den. Barışma hediyesi olarak bir hoşluk gelir yakında, görürsün. Hadi bakalım. Şimdi ellerini buz torbasıyla sar, dinlendir bir süre. Tamam. Aa baba. Canım, nasıl gidiyor çalışmalar? Matmazel söylesin. Çok iyi. Ama biraz heyecanımız var. O da normaldir. Mükemmel olacak, gör bak. Sonra o sahnede olmayı hep isteyeceksin. Şunu bir atlatsam, artık tutmayın beni. Peyker gelmiş, gel bir merhaba diyelim. Aa, davetiyesini vereyim onu da. Ne davetiyesi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Adnan Bey. Merhaba. Buyurun, bunlar davetiyelerim. Aa, çok cici. Sağ ol. Bu cumartesi miydi? Evet. Bize de mi? Herkese. Çok güzel. Süleyman amcaları da verdim. Katya'ya da. Herkes geliyor.
cümbür cemaat ha? Demek onlar da geliyor. Bir problem yok değil mi? Ben onlarla olan sorun halloldu sanıyordum. Benim hiçbir sorunum yok. Daha doğrusu artık ilgilenmiyorum bu konuya. İyi o zaman. Sevindim. Şimdi izninizle. Matmazel'in talimatıyla ellerimi dinlendirmem gerekiyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Canım nasıl da heyecanlı. Gideriz değil mi Peyke? Hafta sonu taşınma işi olacak ama ben yorulmayacağım nasılsa. Geliriz herhalde. Ablanı unutmayalım. Hemen arayalım bugün. Yarından gelsin. Olur, ararız. Ya sen şu kapağı tutsana bakayım. Öyle değil. E nasıl? Tamam tamam. Sen bırak. Sen git kileri temizle hadi. Tamam. Çay sıcak Beşir. Koy kendini. Yardım edeyim mi? Yok istemez. Gel otur bakayım şöyle. Senle azıcık konuşalım. Şahiste teyzen iş güzarlık edip sana bir şeyler söylemiş. Ben duyunca çok kızdım. Resmen abesle iştigal. Ama bir yerde hak da verdim. Etrafta konuşmalar oluyor. Bizim de kulağımıza geliyor tabii. Aslı astarı var mı diye merak ettik haliyle. Yok Süleyman amca. Bunu öğrenmekti niyeti. Yoksa başka bir şey değil yani, yanlış anlama. Cemile'nin de haberi yok bu konuşmadan. Kesinlikle. Duysa kıyameti koparır. Çok üzülür yavrum. Ne demek canım? Yani kızın aklında fikrinde böyle bir şey yokken onun adına konuşmak değil mi ya? Hülasa o konuşmayı unut. Bunu da. Ne biz bir şey söyledik, ne sen duydun. Bitti. Bu konu kapandı. Hadi şimdi koy çayını iç. Bak börek de sıcak, al fırından. Yok ben biraz ders çalışacağım. İyi. Çalış. Thank you.